Dokunma, dokunma. Benim gönül yarama, dokunma dokunma. Teşekkürler, teşekkür. Tebrikler Erkan. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Trakya. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklar, sevgili izleyiciler, sayın jüri üyeleri, ben öncelikle bu güzel parçayı inanılmaz güzel bir şekilde icra ettikleri için Selçuk Tekay ve orkestrasına ve o güzel keman solo için özellikle sayın Selçuk Tekay, elleriniz dert görmesin hocam. Harikaydı. Ben Ebru Gündeş'le başlayacağım çünkü içeriden izliyordum. Gerçekten baştan bu böyle ilk geldiğinde Erkan dedi ki bu yarışmacı inanılmaz bir ses dedi ve sanki birkaç haftadan beri onu o performansı göremiyordunuz ama şimdi bakışlarınızdan sanki içeride daha olumlu düşünceleriniz varmış gibi geldi. Buyurun. Geçtiğimiz haftalara oranla tabii ki daha iyiydi. Bazı yerlerde şarkıyı kasmasına rağmen kendisi name yapmak adına. Normalde nameleri olması gerektiği yerde yapabilmektir maharet ama onun dışında bu şarkıyı ben Ümit Yaşar'dan dinledim. Evet. Olağanüstü bir yorumcudur kendisi. Tabii. Olağanüstü bir yorumcudur. Tabii öyle bir performans değil ama güzel bir performanstı. Keşke onu bir dinleseydin, duysaydın. Ne demek istediğimi anlardın. Korkunç bir sestir çünkü kendisi. Bilirsiniz değil mi Orhan Bey? Evet. Çok iyi bir sestir. Geçen haftalara oranla daha iyi bir performans. Gelişim görüyorsunuz. Peki. Orhan Bey? Ben mi? Kalan herkesin sesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama Erkan'ın da sesi iyi seslerden bir tanesi. Zaten bunu ilk haftadan beri herkes söylüyor. Buna hiç kimsenin bir itirazı yok. Ama artık bu yarışmanın içinde sahne duruşunun da yarışmacıların sahne duruşunu da geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Görüyorum ki Erkan geldiği günden bugüne inatla bu konuda yol almamakta direniyor. Evet. Mesela ben açıkçası onu sahnede seyretmek ister miyim? Dinlerim. Evet. Ama Erkan sahne duruşunda bence yol almıyor. Artık bence iş oraya gidiyor. Çünkü herkesin sesi iyi, herkes iyi şarkı söylüyor. Evet. Ve kendini fark ettirmek için bir şey yapmalı. Anlıyorum. Peki. Bülent Ersoy. Kaç haftamız kaldı? Üç. Üç. Bir tanesi. Son üç bu ağızlar. Evet. Bu kim kalacaksa bilemiyorum. Evet. Kaldığı vakit hem bu ağızdan. Evet. İstiyorum. İki. Türk sanat müziği olacak. Evet. Artı efendim Türk halk musikisinden üçünün de icra tarzları ayrı ayrıdır. Evet. Gırtlak tarzı ayrıdır. Vibrasyonları bilmem neleri falanı falan. Evet. Bunları duymazsam ben şahsım adına konuşuyorum. Heyeti umumiyedeki diğer azalar ne derler bilemem. Ben kendimden sorumluyum. Asla ve asla numara vermem. Evet, önümüzdeki hafta. Ama bana fenalık geldi bu ağızdan. Bu ağız macuncu ağzı, bu ağız keş ağzı. Bu olmaz. Buradaki hakimiyet fevkaladenin fevkinde. Zaten bunu biliyoruz. İlk geldiği zaman da söyledik. Fevkaladenin fevkinde. Böyle bir şey olamaz. Ama değişecek. Tabii ki Alaturka çatısının altında evet. Bütün bu A, B, C şıklarını uygulayabilecek bir star istiyoruz. Evet. Ama önümüzdeki haftadan itibaren yani geçerli. Ama önümüzdeki haftaya ne malum kalacağı? Kalırsa devam eder. Bu garantisi var mı?
Bu hafta için ne? Yalnız ve yalnız, evet, neye güveniyorsunuz? Evet. Zat halinizde. Allah vergisi ne mütenahi bir ses. Ne mütenahi. Evet. Ama yani bunu düzgün kullanmak lazım. Yakışır tarzda kullanmak lazım. Evet. Bir şey okudu Hüzzam. Siyede oraya ne fason sesiyle söylesin. Ömrümüzün dedi ya. Evet. Olmadı. Ama o geçtiğimiz haftalardaydı. Aman efendim, geçtiğimiz hafta, ilerlediğimiz, evet, hafta. Ağız uymuyor. Anlıyorum Bülent. Ben bu ağzın, evet, uyduğunu duymadığım takdirde numara vermeyeceğim. Türk sanat müziğine uymuyor diyorsunuz. Uymuyor. Bugün bana bu bunu uydurmadığı müddetçe. Evet. Bana bunu burada belli etmezse, bunu sergilemezse ben artık numara vermiyorum. Tüm yarışmacılarımız için geçerli. Bülent Hanım, canım, bu akşam fantezi söyledi bence. Ama her akşam bunu yapıyor Sayın Çağlayan. Yani ama biz her onları... gece böyle bu macun ağzı yayık yayık böyle. Bu yayık ayrı ya, olmaz ya. Ama şunu soracağım. Beğendiniz mi beğenmediniz mi bu akşamki şarkısını? Ama zaten söylüyorum canım. Bunun fevkaladenin fevkinde diyorum. Bunun başka bir izah tarzı yok. Ama hep bu ağız, hep bu ağız. Peki. Böyle yayıla 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 böyle bu. Ay ben anlamıyorum bu işleri ya. Peki. Orhan Bey. Bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Biz burada jüri olarak bizim karşımızda iyi icra eden, iyi yorumlayan, eserleri iyi yorumlayanları seçtiğimiz için. Evet. Burada da akademik bir yarışma olmadığı için veyahut da herhangi bir kategori yarışması olmadığı için, sadece başlık olarak Alaturka olduğu için her şeyin söylenmesini uygun gördük. Alaturka demek, daha evvelki haftalarda izah ettiğim gibi, Türk değerleri demek, Türk kültürü demek, Türkiye ait olan demek. Evet. Alaturka, İtalyanca terim, söylemiştim bunu. Evet. Biz bunun içerisine baktığımızda halk müziğini de görüyoruz, sanat müziği dediğimiz müziğin birinci, ikinci dönem klasiği, neo klasiği ve şimdiki zamanını da görüyoruz ve yeni olguları da görüyoruz. Biz burada kategorik bir yarışma yapmadığımız için sadece seslerin ben iyi basılması... Ben buraya katılmıyorum Sayın Osman Tanerkır. Zat haliniz hemen bu söyler benimdir. Hayır, siz bir üç bölümde bitireyim olduğunu söyleyiniz lütfen. Söyleyeceğim. Orhan Bey bir bitirsin hemen. Ama söyleyeceğim. Orhan Bey şu anda yanlış bir şey söylüyor. Hemen onu şey yapmamız, düzeltmemiz lazım. Zat halinizin bu çatının altında üç tane bölümü de bu talebelerin aynı performansta uygulaması gerektiğini zat haliniz bilmiyor, evet, musunuz? Bizler de biliyoruz. Öyle. Neydi bunlar? Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve serbest çalışma. Bitti dediğimiz. Evet. O zaman buyurun Orhan Bey. Sözümü devam etmek istiyorum. Buyurun Orhan Bey. Şöyle ki, Alaturka, daha doğrusu Türk sanat musikisi, evet, dediğimiz musikinin birinci ve ikinci dönem kuralları daha farklıdır. Neoklasik daha farklıdır. Hatta Hacı Arif Bey'den itibaren neoklasik dönem ve klasikçiler bozuldu derler. Bunu bilirsiniz. Yani Hacı Arif Bey'den sonra şarkı şimdi bestekarıdır şöyle, ya. Yok, şöyle, ona geçildi. Yok, daha yok, önce beste ağır semai, yürük semai formları. Peki bu birazcık ben yine çok sözümü, ince detaya şey yani, sözümü ince yine detaya devam edeyim. Şöyle ki. Evet. Birinci dönem, ikinci dönem klasik dediğimiz zaman Farabi'den itibaren bütün her şeyi kapsar. Biz bu tarz, bu zamanların içerisindeki müzik türlerinin yarışmasını yapmıyoruz. Hacı Arif Bey'den itibaren de olan o neoklasik dönemin de yarışmasını yapmıyoruz. Kategorik yarışma yapmıyoruz. Şimdiki zaman da dahil olmak üzere hepsinin icra edildiği bir yarışmanın içindeyiz. Ve akademik de değil. Yalnız jilet musik ismi yapıyoruz. Hayır, bu jilet musik ismi nedir bu Allah aşkınıza? Ben sadece jilet. Hayır, zat haliniz de söylüyorsunuz. Evet. Ne diyorsunuz? Bir daha istirham edeyim. Lütfen şu üç şıkkı söyler, peki, misiniz? Ben o zaman konuyu açıklık getiriyorum. Sözümü henüz bitiremedim ama. Ama bu yani birinci bölüm. Yani benim her sözüme Bülent Hanım karşılık verirse ben devam edemem. Peki Orhan şimdi, Bey. Şimdi söylemek istediğim şu. Mesele Erkan'ın meselesi değil. Evet. Şu anda piyasamızda, camiamızda bu tarz okuyan %90 üzerinde insan var. Evet. Tabii ki, bu. Bir dakika. Şöyle ki, bunların hepsi de aynı olumlu bir şekilde yorum yapmıyor. Biz zaten olumsuz olan her şeyi tenkit ediyoruz. Ve bunu o kadar
tanınan ve sevilen kişiler de yapabiliyor ki. Neticede böyle bir tarz söyleniyor. Fakat bunun iyisi var, kötüsü var. Ve burada icabında alnından öptüğümüz o günkü icraat da aynı icraattır. Evet. Şu anda da o icraat aynı icraattır. Erkan seslere sağlam basmıştır. Ama bize klasik dönemin kuralları içerisinde bir eser sunmuş değil. Böyle bir şey beklemiyoruz zaten. Evet, bu hafta serbest. Hayır, ya bekliyoruz serbest. Ne hayır, münasebet. Hayır, şu anda... Bekliyoruz. Bülent Hanım, Erkan klasikçi değil ki. Biz onları öyle bir şeye zorlamadık. Yani. Erkan klasikçi değil ki. Ay, klasik demedim zaten. Benim söylemediğim şeyleri söylemeyiniz lütfen. Evet. Hayır, hayır. Ben klasikçi demedim. Yalnız dedim ki bu arkadaşlar hep, yani bu arkadaşımız evet, daima hep aynı ağzı kullanıyor. Ve aynı performansta gidiyor. Halbuki neydi? Türk halk musikisi. Efendim, arabesk musiki ve Türk sanat musikisi dedik, evet, değil mi? Bu üçünden örnekler vermesi şart. Peki. Orhan şimdi Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Sözümü bitirmediğim için siz buyurun, araya çok giriliyor. Çok kısaca belki size sonunda de şey olacaktır. Son cümlelerimi zaten söyleyeceğim. Zaten dediğimiz gibi son 3 haftaya girdik. Ne zaman okunacak? Bir saniye. Erkan kalırsa eğer, ya da kim kalırsa kalsın, son 3 yarışmacı gelecek hafta hem Türk sanat müziği, hem Türk halk müziği, hem de işte serbest çalışmalardan bir tane söyleyecek. Zaten mecbur tutuyoruz ama bu hafta istedikleri şarkıları söylediler. Tabii ki en iyi söylediğini düşündüğü tarzda söylemek de serbest. İyi söyledi mi söylemedi mi, şimdi yani onu tartışıyoruz. Yani bir dahaki haftaya bu dediğim 3 tane. Tabii ki, evet, tabii ki. Bu hafta şimdi bununla şimdi ilgili o zaman son sözlerimi söyleyeyim. Buyurun. Söz cümle benim olduğu için, daha doğrusu konuşma sırası bende. Cümle herkesin cümlesi. Yok şu anda. Hayır hayır, yani bu herkes bu arada katılabilir bir şey. Ama yok söyleyeyim. Neticede ben söylenen sözleri dinledikten sonra söylüyorum sözümü. O zaman ondan evet, dolayı sözlerimi bitireyim. Buyurun Orhan Bey. Başta söylediğimiz yere geldik. Neydi o? Eğitimi veyahut da becerisi herhangi bir dalda olabilir. O kişi diyelim ki halk müziği dalında daha ziyade yeterliyse, bu kişiye klasik bir sanat musikisi parçası okutmak son derece yanlıştır. Evet. Ama burada kural gereği okumak durumundadır. Evet. Yıllarını halk müziğine vermiş olan birisi Tuti Mucize Guyem'i okuyamayabilir gereği gibi. Okur da ama onun ustası kadar okuyamaz. Onu okuyamadığı zaman biz onu suçlu veyahut da yetersiz bulamayız. Veyahut da tamamıyla tersi, klasik bir eseri okuyan kişiden bir bozlak tarzı, ciddi bir uzun ama maya, böyle bir şey beklememiz doğru değildir. Benim söylemek istediğim bu. Kategorik bir yarışma değil bu. Her yarışmacıdan her kategorinin en üstünü icra etmesini beklemek mümkün değil. Ama şu anda Erkan serbest çalışmalar içerisinde iyi bir icraat yapmıştır. Evet, siz söylemek de 10 verdiniz bu zaten. Evet. Bugünkü performansını değerlendiriyoruz. Erkan'ın hazır mı notlarımız? 7 verdi Armağan Çağla'ya. Bir 10 var, bir 7 var. 8 Ebru Gündeş'ten geldi. 6 verdi Bülent Ersoy. Aday numarasını sen bir hatırlat. Belki halk sana destek çıkar. Aday numaram 104. 104, peki. Tamam, peki Erkan. Erkan, tebrik ediyoruz. Sıradaki yarışmacımız bakalım kimmiş, evet, görüyoruz. Sırada yine çok güzel bir ses var. Armağan var yanında. Armağan'cığım, izleyicilerimize hatırlatalım aday numaranı. 114. Sana başarılar diliyorum. Armağan bize sözü Cemal Safi'ye, müziği Zekai Tuncay'a ait çok sevilen bir eseri, İmkansız adlı eseri seslendirecek. Alkışlarınıza Armağan geliyor. Bakalım sıradaki müzik yolcusu kimmiş? Sırada Erkan var. Erkan'cığım, yine birlikteyiz. Teşekkürler. Erkan bizlere sözü müziği Bayram Şenpınar'a ait Kalleş Dünya adlı eseri seslendirecek. Erkan sizlerle. Thank you.
Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Tebrikler Erkancığım. Geçen Popstar Alaturka'yı bir başka Edirneli Erhan kazanmıştı ama Erkan da çok beğenilen yarışmacılarımızdan bir tanesiydi ve tekrar bizlerle. Onun adına da sevindim. Kendime adıma da tabii sevindim. Tabii kendi adıma da sevindim. Peki Erkancığım, tekrar hoş geldin aramıza. Biraz şöyle gidelim. Jüri üyelerimize dönelim, bakalım neler diyecekler. Ebru Hanım, sizle başlayabilir miyiz? Mutsuz görüyorum seni. Burada olmaktan mutsuz musun? Hayır, mutsuz değilim. Değilsin. Performansın ama çok böyle isteyerek gibi gelmedi. Sen bu şarkıyı çok daha güzel söyleyebilirsin. Öylesine söyledin. Gene? Öylesine söyledin gibi geldi. Yarışmacılar, bir şey sözünüzü kestim pardon. Bir şey öğrenmek adına. Kendileri arzu ve isteklerine göre geldiler değil mi? E tabii ki yani. Yani zorla tabii değil. Tabii ama biz çok istedik tabii ki Erkan'ın burada olmasını. Evet. Tabii yani. Çok istedik çünkü şimdi hak ediyordu burada. İsteksiz misiniz deyince hani. Hayır. Ya niye şarkıyı kadar bir Lale Tayin okumak niye gibi bir şey hissettim. Niye öyle mutsuz o kadar Erkan? O bende kalsın. Bak. Vay. Sen geçen yarışmanın sonunda da öyle. Böyle son 4 hafta kala havluyu atıp gittiydin birinci olabileceğin yarışmada. Daha burada dakika bir gol bir o bende kalsın diye. Sağlık olsun. Ne sağlık olsun? Tabii buna halkımız karar veriyor. Üçüncülüğü layık görmüşler. Saygı duyuyorum. Sen havlu atarsın üçüncülüğü layık görürler tabii. Sen havlu attın. Sen yaptın. Elinin ucuyla şarkı okudun. Bu gece yaptığın gibi. Ben söyleyeceğim şey şuydu, bir isteksiz gördüm. Yani Erkan çok özel bir ses. Evet. Çok özel bir ses. Tizleri inanılmaz geniş bir ses. Ve onları da çok da güzel kullanan bir ses. Ama bugün böyle isteksiz ve lezzetsiz geldi. Yani nedenini bilmiyorum. Tabii nedeni onda saklıdır büyük ihtimalle. Ben de tahmin edebiliyorum. Çünkü benle bazı şeyleri oldu paylaştı. Kesin. Ama tabii kendi söylemek istemezse özel bir durum değil mi Erkancığım? Ne? O zaman tabii ki üzerine gitmem ama bir mutsuzluğu olduğunu tahmin edebilirim. Edebileceğin bir şey değil galiba. Ailevi falan herhalde. Evet. Ailevi yani, falan herhalde. Sağlıkla ilgili ben o kadarını söyleyeyim size. Ben işte seni bak, her zaman da, beğeniyorum ama. Bu da bu işin cilvesi. Evet. Değil mi? Ne kadar? En kötü yönü. Efendim? Hayır, kendisi değil ama. Yakınlarından birisi. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tamam, peki. Ama zannediyorum siz de birazcık neden böyle olduğu konusunda bir fikriniz olmuştur. Şimdi oldu evet. Ama bir mutsuzluğu ve bir tatsızlığı oldu belli. Çünkü onun okuma tarzı bu değil. Çok daha iyisi var onda. Bugün elinin ucuyla yaptı biraz işi. Aslına bakarsanız ailem bu yarışmaya girmemi hiç istemedi. Çünkü inanın öyle bir yıprandık ki, gerçekten çok yıprandık. Hastanelere git, serumlar ye, şunu yap, bunu yap. Gerçekten yıprandık yani. Hayırlısı olsun diyelim. Geldik, hayırlısı yani artık. Erkan, hastaneyle serumla bu yarışmanın alakası ne? Üzerime çok geldiniz. Gerçekten ezdiniz yani. Öyle bezdiniz ki beni yerin dibine sokmadınız kaldı gerçekten. Çok ezilip üzüldüm ben. Benim çektiğimi inanın bu yarışmada kimse çekmedi. Hiçbir yarışmacı çekmedi. Gerçekten çekmedi yani. Çok ezildim. İnanın çok ezildim. Ne oldu? Acındırmak durumda da değilim. Ben üçüncülüğü hak etmedim Armağan Bey. Etmedin. Ben de bunu söylüyorum. Ama üstüme geldiğiniz için gerçekten kendimi iyice bıraktım artık. Derim ne olursa olsun dedim. Ama işte hak etmedin ama sen yaptın. Ben de bunu söylüyorum. Sen de o yarışmadan birinci çıkacak ses vardı. Ama sen sinir, bu yarışma biraz da sinir harbi. Hakikaten çelik gibi sinirlerinin olması lazım. Üstüme geldiğiniz halde ailem beni öyle yetiştirdi ki sizlere ben burada iki büklüm durduysam sizlere olan saygımdandır. İnanın sizlere yok, olan saygımdandır. Hayır. Çünkü sizler Türkiye'ye mal olmuş insanlarsınız. O yüzden ben de susmayı tercih ettim. Ama biz nasıl fikrimizi söylüyorsak sen de fikrini söyleyebilirsin. Sonuç olarak burası serbest bir tartışma platformu. Biz nasıl fikrimizi söylüyorsak sen de şimdi olduğu gibi hayır öyle değil böyle diyebilirsin. Bunda bir beis yok ki.
Şimdi müsaade ederseniz biraz konuşalım sizinle. Yani üzerinize gelip heyet-i umumiyedeki arkadaşlarım ve ben ne dedik, ne gibi bir şeyler söylendi, siz neye karşı kendinizi ezik hissettiniz? Bunlardan bir tanesini hatırlatırsanız belki o zaman hatırlarız. Ben hatırlatayım mı mesela? Ağzın bozuk. Evet aynen. Yok macun ağzı falan. Yani ona bakarsanız bir kibariye var yani. O da macun ağzı okuyor ama Allah vergisi bir ses var. O kadar peki, bir kötü bir sesi mi var peki, şimdi? Bunu lütfen söyleyin Bülent Hanım. Müsaade eder misiniz? Hemen tabii cevap buyurun vereceğim. Şimdi burada ben başlı başına bir kişiliğim. Bu tekin koltuğun sahibesi benim. Kendi kararımı kendim veririm. Tabii ki saygı duyuyorum. Görüşlerimi bildiririm. Ama benden sonra işte Sayın Gencebay, Sayın efendim Gündeş, Sayın Çağlayan var. Onlar kendi müzikalitelerine, musikideki normlara nerelere kadar riayet ettiğinizi ölçer biçerler ve ona göre notlarını verirler ki verdi herkes. Onları da bir kalemde şöyle bir an için geriye çekiyorum. Affınıza sığınarak bağışlayınız. Hepimizin üzerinde halkın oyları var. Peki efendim ben saygı ama duyuyorum. Ama sizi yani ama hadi biz veya ben. Sizlerin de. Ay ben vıdı 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 konuştum diyelim. Yani beğenmedim o böyle şu şöyle falan filan dedim. Ama ben tek başımayım. Demek ki benim görüşlerime arkadaşlarım da efendim katıldılar. Ve halkın geneli de katıldı. Bazı sorunlar olmuştu. Ve ben dedim ki eğer ki insanlar o yarışmada biliyorsunuz bana karşı bir şeylerin efendim yani suçlaması gibi davranmış olsalar idi bu arkadaşımızı, bu çocuğumuzu, bu kardeşimizi birinci yaparlardı. Ama sen üçüncü oldun. Ve bunda benim bir oyum var. Dahlim olarak. Buradaki heyet-i umumiyedeki azalarında birer oyları var. Halkın beğeni ifadelerini efendim gösterge beğeni ifadelerinin göstergesi olan işte o SMS'lerle de ne kadar atıldıysa sizler birinci, ikinci, üçüncü oldunuz. Peki. Bunun aksi bir şey var mı? Yok, aynen böyle. Peki, biz de burada görüşlerimizi bildiriyoruz. Ben yine görüşlerimi bildireceğim. Eserin sonunda detone oldunuz. Şimdi bunu söylerken musiki adına söylüyorum. O baskılarda yanlış mıyım efendim? Evet. Yani şimdi bu. Ama bunu söylediğim vakit beni ezdiniz, beni yerlerde sürüklediniz, beni mahvettiniz derseniz bu yanlış olur. Çünkü madem ki buraya bizim karşımıza geliyorsunuz, verilerinize göre bizler de, efendim ben şahsım adına 36 senelik musiki yaşamımdaki birikimlerimi, öğrendiklerime göre burada denetliyorum. Ona göre fikirlerimi beyan ediyorum. Ama arkadaşlarım bana katılmaya mecbur değil. Onlar da fikirlerini söylerler. İştirak hatta ve hatta etmeyebilirler. Halk en büyük jüri olarak adettiğimiz halk efendim görüşlerini bildirir. SMS'lerini atar. Siz birinci olabilirdiniz. Onun için beni çok ezdiniz demenizi abesle iştigal olarak alıyorum ama insan olarak sizi çok seviyorum. Efendi bir çocuksunuz. Tamam, teşekkür ederim. Bu
hırsınızı bismillahirrahmanirrahim niye burada böyle kusmak ihtiyacını hissettiniz? Sizi zorla mı getirdiler buraya? Sanki öyle bir şey algıladım. Bir daha tekrardan bunları yaşamak istemiyordum ama beni zorla getirdiler. Hani eskilerin deyimiyle kolluk kuvvetleri derlerdi polise. Efendim onun gibi mi yapıldı? Şimdi de ben size o zaman bu soruyu soracağım. Siz zorla mı geldiniz buraya? Tekrardan bu eziyeti çekmek istemiyordunuz da burayı bir eziyet kabul ediyordunuz da zorla mı geldiniz? Açıkçası ben katılmak istemedim yarışmaya. İstemedim. Osman Atan Bey dedi böyle böyle, daha doğrusu Elif Hanım. Diller özellikle gelmenizi istiyoruz. Ben de saygı duyuyorum efendim. Tabii ki gelirim dedim. Şansınız evet, bizi kırmadı. Dedi. Yani kırmadım. Belirtti. Ya gelmesen ben o yollardan bir daha geçmek istedim. Ama dedik ki sen çok özel bir sessin. Bu son seyri de senin olmanı istiyoruz. O da bizi kırmadı. Dediğiniz gibi çok efendi bir insan Erkan. Geldi ve katıldı. Peki ama Erkan, ben bu suçlamayı ben şey yapamadım Erkan. Yani. Çok affedersiniz. Bir soru sorabilir miyim? İlk Popstar Alaturka'ya girdiğinde seni herhangi bir insan zorladı mı? Hayır. Hayır. Sen bu yarışmanın formatını biliyordun değil mi? Dört jüri üyesi tarafından senin performansının değerlendireceğini bilerek geldin. Hayatında ilk defa Popstar yarışması yapılmadı Türkiye'de. Üstelik şöyle bakmak lazım. Hiç kimse senin kişiliğine, hiç kimse senin karakterine, hiç kimse senin hayatta duruşuna ilişkin hiçbir şey söylemiyor. Aksine burada söylenen her şey sizin ertesi hafta biraz daha iyi olmanız için söylenen bir şey. Bak böyle yaparsan iyi olmaz ama haftaya bunu düzeltip gelirsen daha iyi olursun diye söylenen bir şey. Bir şey daha söyleyeceğim. Biz dördümüz de Türkiye'de tanınan insanlarız. Şöyle bak bir de. Bizim her gün gazetelerde, orada burada hakkımızda yüzler şey yazılıyor, çiziliyor. O zaman biz de senin gibi her gün isyan mı ederiz? Ne yapalım ki, bu işin kuralı bu. Senin jürin 4 kişi, bizim jürimiz kaç kişi bir saysak acaba sağdan soldan? Ama bu işin kuralı bu. Eğer bu dereye girdiysen yarı bayına kadar ıslanamazsın. Ya tamamıyla girecek, yüzeceksin. Yok ben buraya kadar geldim, ıslandım, geri kaçıyorum, yok. Dalacaksın, cumburlop. Yok öyle ama. Saygı duyuyorum Armağan Bey. İşte Bülent Hanım'ın bir lafı dokundu bana sade. Saygı duyuyorum. Ben buraya geldiysem tabii eleştirilere açık olarak gelmişimdir. Bir lafı, bir cümlesi, yok işte macun ağzı falan. Bunlar gerçekten ama çok üzücü. Ama bak şimdi, macun ağzı demek de kişisel bir hakaret değil ki. Macun ağzı diye bir tabir hakikaten vardır müzik piyasasında. Ona bakarsan keriz atma diyorlar. Başka bir sürü var bunun gibi. Hani kişisel olarak algılamamak lazım burada yapılan hiçbir eleştiriyi. Hakikaten şarkı söylemekle alakalı, sahne duruşuyla alakalı. Yani hiçbir bir tanemiz size hırsızsınız, yalan söylüyorsunuz, kişiliksiniz, öyle bir şey dedik mi? Haşa demedik. Diyemeyiz, hakkımız yok. Kimse kimseye hakaret edemez, hakkımız yok. Ama eleştiriyle hakareti hakikaten ayırmak lazım. Eleştiri başka bir şey, hakaret başka bir şey. Yapanlar var ama bizim aramızda ben bir tane bile kişisel hakaret yapan insan görmedim. Evet, bizim programımızda gerçekten öyle bir şey yok. Devam edelim Erkan'la ilgili düşüncelerinize Orhan Bey. Evlat, bence boş ver geçmişi. Bundan sonrasına bak. Geçmişte yanlış veya doğru şeyler olabilir. Senin de yanlışın olabilir. Bizler Bülent Hanım'ın dediği gibi birer oyumuz olarak jüriyiz ve değerlendirmelerimizi kendimize göre yapıyoruz. Neticede şu vardı ki senin yorumun bizi gerçekten etkilemişti. Ve sen çok iyiydin zaten. Ama zaman zaman daha iyiydin. Zaman zaman o daha iyi olabilirdin gibi yorumlar yaptın. Bence bunları boş ver. Boş ver. Sonra gerçekten sen efendi birisin. Hepimiz burada güzel yorumu arıyoruz. Sen iyi bir yorumcusun aslında. İstediğin zaman daha iyi yorumluyorsun. Geçmişte olanı boş ver. Madem ki şu anda yeni bir sayfa açıldı, bence sen onu en iyi şekilde yap. Çünkü bizde kredin iyi. Ya biz seni iyi olarak tanımlıyoruz. Halkımızın
vermiş olduğu oylar tabii ki neticeyi belirledi. Bizimkiler de tabii belirledi ama halkımızınki de belirledi. Neticede 3'e kadar gelmek de son derece önemliydi. Tabii ki. Bence başta söylediğim gibi hepiniz birinci olmaya namzetsiniz. Hepiniz birinci adayısınız. Bu gerçek. Senin bazı eserleri yaptığın yorumla halkımızın da unutamadığı yorumların var. Etraftan hep duyuyorum bunu. Şimdi bugün mesela, bugün bu eser gayet güzel bu eser. Sevgili Bayram Şenpınar'ın eseri. Mesela yine sevgili Bayram'ın başka bir eserini, daha meyana daha farklı olan bir eserini okusaydın belki daha farklı bir yorum çıkabilirdi ortaya. Eserler arasında da bazı etkinlik farkı olabilir. Ve sen o tarz eserleri fevkalade yorumluyorsun. Bu da öyle. Fakat ben inanıyorum ki bundan sonraki yapacağın yorumunda yine o bize Allah dedirecek yorumları yapacaksın. Onu bekliyoruz biz senden. Sayın Erkır, İnşallah. Çok affedersin arkadaşım. Tamamla sen. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir dargınlık, kırgınlık yok da. Fakat sitem de etmeyelim birbirimize bence. Yeni bir yarışma başladı. Bir şey başladı. Bunu güzel güzel götürüyorum. Zaten neyin zaten sitemi onu anlayamadım sitem yani. Sitem de edecek sitemi? Bir durum yok. Ben de etmeyelim diyorum. Lütfen bu böyle bir şey ben hiç böyle bir şey kabul edemem. Çünkü ben bu sitemde bulunan beyefendi için o zaman kış ayıydı ve bir etolüm vardı sırtımda. Evet. Malumunuz veçile. O eski veteriler çıkarırsanız vardır. Bir Hicaz bir eserdi. Sizin şarkınız söylemiştim. Yıllardı galiba. Ezdiniz beni yıllar. Ve bu ancak bu kadar okunabilir dedim. Kendime hakim olamayıp üzerimdeki etolü sahneye fırlattım. Yani sana bütün kalbimle bir kez yaptım, bir kez beğenmişim demek. Evet. Mecbur muyum her dakika beğenmeye? Tabii ki değilsiniz de sadece bir kez yaptım. O arada beğenmişim. Evet. Ama demek ki hayır, beğenilecek zaman içinde, benim normlarıma göre. Evet. Beğenilecek zaman beğenmesini de bilmişim. Yani tamamıyla kendisine ön yargılı davranmamışım. Tecrübelerle, göstergelerle sabit. Şunu demek istedim zaten sadece Erkan'a bir kere yaptınız değil. Bütün seriler içinde sadece bir ben kere yaptınız bu hareketi. Ben niye böyleyimdir ve buraya çıkarken bu kardeşimizi gördüğüm vakit canım sen de mi buradasın dedim ve boynuna sarıldım, öptüm. Ama demek ki o da beni öperken kin ve nefretle öpmüş ama ben onu sevgiyle öptüm. Ve bir kardeşim, bir çocuğum falan gibi benim tavsiyem, bunu kendisine söylemiyorum, ortadan konuşuyorum. Kini olanın dini olmaz. Kaldı ki ben burada kimsenin efendim şahsiyetine haddimi aşıp da yorum yapmıyorum. Ama beni buraya müzikal manada ehil görüp bu koltuğu bana tevdi ettiniz. Sonuna kadar da müzik adına konuşacağım. İsteyen alınır, isteyen gücenir. Hiçbir şekilde ödün vermeyeceğim efendim. Müzikal manada. Tabii ki. Erkan bir şey cümlemi söyleyecek herhalde. Yine şöyle tamamlayayım. Tabii buyurun Orhan Bey. Yani biz yeni bir sayfa açtık. Geçmişi boş verelim. Evet. Erkan. Senin bizde kredin var. Ve sen o harika yorumlarını yap. Senden bunu bekliyoruz. Saygılısın, boş ver. Yani boş verecek de bir şey yok da sen geçmişe boş ver diyorum. Biz de boş verelim geçmişe. Sen bundan sonra yeni yorumlarını güçlü bir şekilde yap. İnşallah en büyük jüri SMS'leriyle besler ve bu kez kazanır. İnşallah. Dilek odur. Çünkü ona adaysın daima. Size kinim yok Sayın Bülent Hanım. Kinim yok, sadece bir güceneklik var. Sadece bir kelimenize. Kırgınlık. Kırgınlık var yani bu. Dinim de var. Elhamdülillah Müslümanım. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Evet, güzel. Evlat, tamam benim dediğim gibi bir şey yok zaten de. Senden
yorum olarak daha güzel yorum bekliyoruz. Çünkü onları yapacak güçtesin. Onu yapacak güçtesin. Beklentileri yüksek jüri. Ben bunu söylemek istedim. Ben senin yerinde olsaydım geçen seferki o şey beni çok kamçılardı. Bu hafta buraya bir çıkardım, tozunu attırdım. Ben yarışmacıları öğrendiğimde tamamen şöyle düşündüm. Hatta bugün söyledim de. Bu yarışmadan birinci Erkan çıkar diye düşündüm. Ama sen daha ilk hafta havlu atıyorsun. Geçen sefer son 3 hafta attın. Bu hafta çıktın, bismillah havlu attın. Ondan sonra da dönüp bizi suçluyorsun. Sen iyi performans yapacaksın. Biz sana iyi not vereceğiz. Sana çok SMS gelecek ki sen birinci çık buradan. Ama sen elinin ucuyla iş yaparsan kimse senin için hiçbir şey yapamaz ki. Varsa bunu kullanacaksın. Bak herkes var diyor. Demek ki kullanmak lazım. İşleyen demir işeden Erkan. İnşallah. Hadi biz de bakalım. Kullanacağız. Yok, evelallah Erkan, sen aslan gibi yorumcusun. Bekliyoruz. Peki. Zannediyorum bütün yorumları almış olduk. Puanlarınızı da alalım şimdi. Ebru Hanım sizle başlayalım mı? Puan deyince hep size dönüyoruz. Kitlendim. Evet. Yani veremedim. Çünkü şimdi bu akşamki performansını şayet değerlendirirsem Erkan gibi bir sesin çok daha iyi bir performans vermesi gerekiyordu. Düşük not vermem gerekiyor. Ama bu yarışmada şu anda moralsiz ve motivasyonsuz olduğu için onu motive edebilmek adına sanki hani biraz daha bir şey yapmalı mıyım diye de düşünüyorum açıkçası. Hangisi doğru olur onu da bilmiyorum. O yüzden beni şimdilik es geçireceğim. Peki. Kanaat notları her zaman geçerlidir. O da ne kadar doğrudur? Hiç onu ben mesela bu yarışmanın başladığından beri düşünüyorum. Geçmiş haftalara uyarak bu hafta ona yine iyi not veriyorum. Ama kötü söyledi. Evet ama kanaatı hepiniz doğru yerde kullanıyorum. Senin için Arman söylemiyorum. Gerçekten saygı duyuyorum. Bak sen de ne? Yani istediğiniz puana verebilirsiniz. Saygı duyuyorum hepinize. Sen alıngan bir hale gelmişsin Erkan. Peki. 8. 8 verdi Armağan Çağlayan. Orhan Bey sizden de alalım. Ben de şimdi 8 veriyorum ama bir dahaki sefer 10 olacağına inanıyorum. İnşallah. 8 de Orhan Gencebay'dan geldi. 8 Ebru Gündeş'ten geldi. Bülent Hanım. 8 de Bülent Ersoy'dan geldi. Toplam 32 puan aldı Erkancığım. Biz hepimiz senin çok iyi bir ses olduğunu bildiğimiz için çok ısrar ettik. Teşekkür ediyoruz bizi kırmadın. Bence Osman çok Hanım daha Bey. Da iyi olacak bu puanlar. İnanıyorum sana. Aday numaranı hatırlatır mısın? Aday numaram 104. Kaç? Herkesin desteğini bekliyorum. 104. 104. 104 Erkan'ın aday numarası 30.04'e oylarınızı gönderiyorsunuz. Teşekkürler Erkan.